Bir şey demeyecek misin çocuklar? Nasıl ha? Rüstem abi çok güzel olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz olmaz. Ahmet doğru söylüyor abi. Yani böyle renkleri falan bir garip olmuş. Gölgelendirmesi iyi değil. Karanlık olmuş değil mi Ahmet? Evet evet olmaz bu olmaz. Atın bunu. Aman çocuklar ayıptır söylemesi. Bu orijinalinin birebiri aynısı. Filinta gibi çıkmışım abiler. Yapmayın gözünü seveyim. Çok güzel olmuş ya. Lan! Ya Rüstem abicim bak. Kayıp bile yazamamışlar güzel abicim. Kayıp yazmışlar. Kayıp ne lan? Olmaz bu. Onu Şenol Bey istedi. Vurucu olurmuş böyle yazılırsa. Rüstem abicim şöyle bir şey yapalım. Sen Şenol Bey'le mutlaka konuş. Başrollerim benim, starlarım bu afişi beğenmemişlerdi. Hatta o kadar beğenmemişler ki de tenazül uzuvlarını bile silmezlermişti. Ama bence çok iyi ama. Oğlum bunlar Ahmet Yıldız'ını söndürüp kara delik yapmanın peşindeler mi lan? Ha? En kenara koymuşlar beni Murat Cemcir. Hayır orta yeri geçiyorum. Afişteki tek kadının da en uzağına koymuşlar. Şerefsizlere bak lan. Ne lan bu? Eciş bücüş. Orta yeri de koymuşlar muşmula suratlı Sadi Selvi boylu maşallah. Ahmet Kural cücesini de en arkaya koymuşlar. Neymiş efendim? Puan toplasın. Bırak lan bu işleri. Olmaz bu. Buna olur diyen adamın mezarına su dökmem. Giderim o yapımın da yapımcının da ağzının orta yerine bırakırım. İyi ki demedin la. Vallahi bak sen şimdi söylesen kesin Rüstem abi gidecek Şenol Bey'e bunların hepsini anlatacak. Bazen diyemiyorsun ya iyi oluyor Ahmetciğim. Sadece 3 tane başvuruyoruz biz ya. Ahmetciğim 2+1. 1. 2+1. 1+1 dur. 1+1 dur. Sadece bir stüdyo. Tek başıma 1. Rezidans. Abiler konuya odaklanabilir miyiz lütfen? Ha ne diyor? Nerede kalmıştık? 3 başvuruyoruz diyordun. Ha işte oğlum biz 3 tane başvuruyoruz lan. Bize kim atar yapabilir? Siz sağdan ben soldan sıkıştıracağız Şenol'u anlayacak Baytar en sonunda. Yalnız abiler keyfinizi bozmak gibi olmasın ama Ahmet hikaye gereği kenarda. Bu ortadaki kadın da önce Murat abiyle sonra da benle. Değişecek oğlum o değişecek. Murat bir şey söyle değişecek o değil mi? Hayır yani ben de istiyorum. Hayır istemeyi de bırakıyorum. Bu dizide eğer birisi birisini pıstıracaksa o pıstıracak insan benim. Bunu herkes biliyor. Bir tek bu afişi yapan pezevenk bilmiyor. Aynen Johnny Vaynen. Biz baştan işimizi sıkı tutarsak her şey olur oğlum. Ezdirmeyelim lan kendimizi. Daha kadın kastı yapılacak. Hiçbir şey belli değil. Neydi adı? Kezban. Kate'i Kezban mı yapmışlar? Kadriye bile olaydı daha iyiydi Ahmet. Daha Çağlar var değil mi? O da müzisyendi zaten. Ya. Ahmetciğim onu gidelim kardeşim biz kendimiz bulalım. Atalım ondan sonra Şenol Baytar'ın önüne. Ya oğlum en azından tanıdığımız bildiğimiz birisi oynasın lan bazı rolleri de ha? Yanlış mıyım kardeşim? Ondan sonra siz sağdan ben soldan sıkıştıracağız Şenol'u anlayacak Baytar. Şu senarist midir, çevirmen midir? Pınar Batum muydu adı? Onu da bulalım sıkıştıralım. Bu adam gazi sonuçta ya asker. Yani bu adam kadınlardan ne kadar uzak durabilir ki? Hayır bu adam aylardır 100 tane erkeğin içinde banyo yapıyor, yıkanıyor bilmem ne yapıyor. Olmaz yani diyelim. Değil mi ya? Halledin oğlum bu işleri ya. Sen? Benim şey var ya. Güneş girmeyecek de benim bugün eve. Doktor girecek. Doktor girecek evet. Kendi ellerimle ona yemek hazırlayacağım. Mumlar, şaraplar falan. Ayıptır söylemesi. Bugün Feride yengenizle benim 3. gün dönemimde. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsunuz oğlum? Sayın. Buraya gelecek bu. Buraya gelecek. Yok, bu kumda koşamaz ya. Bunda o yetenek yok. Annem ben çıktım, görüşürüz. İyi çık bakalım. El alemin ortasında tek başına bırak beni. İşe gidiyorum anne. Gitmeyeyim mi işe? Paraları yerken iyi ama. İşe gidiyorsun öyle mi? Buna gitmiyorsun yani. O ne ki o? Ne küçük? Ben ilk kez gördüm böyle küçük kağıt. Numara yapma. Çantandan çıktı bu kağıt. Sen benim çantamı mı karıştırıyorsun anne? Bakkaldan bir şey aldıydım. Ona sarmış da demek ki bakkal. Allah Allah ya. Kız sen bakkaldan kağıda sarılan şeyler mi alıyorsun ha? Gel bakayım buraya. Gel. Hohla ağzını koklayacağım. Sen geceleri odada kafayı da buluyorsun ha? Yoksa ya eroin mi içiyorsun gizli gizli? Hohla annem de. Sen neler yakıştırıyorsun kızına? Çikolata almıştım. Ona sarmış işte deli bakkal. Sen git daha odanı da arayacağım. Tamam anne tamam ara. Çok alındım ama neler dedin bu asil kızına? Çok konuştun Recep. Yürü. Yürü işine. Yürü. Minibüs için para isteyecektim ben. Sağ ol anne. Vallahi Murat abi ben birkaç isim yazdım ama hiçbirini tanımıyorum. Camiada yeni olduğum için. Benim aklımda birisi var Sadi. Adam müzisyen. Gideceğiz, bulacağız, konuşacağız. Olay bu.
Abi kadın kastı da kolay canı buluruz değil mi hemen? Oğlum o en kolayı lan. Çevremiz geniş Allah'a şükür. İyi günler. Otur, otur. Hiç rahatsız olmayın. Oturun. Evet, başlayabiliriz. Nerede kalmıştık Hakkı'cığım? Toparlanıyoruz yavaş yavaş. Benim tecrübem sizin vizyonunuzla. Öyle diyorsun da daha yönetmenimiz yok ama ortada. Ben tanıtımı çektirdiğim yönetmeni kovdum, sonra da dövdüm. Niye? Çünkü yanımda çalıştırdığım adamı dövmüş olmamak için etiklerim var da. Bunlar da örnekler. Görmek istemiştiniz. Sağ ol. Bu ne? Onlar kum örnekleri. Hani hangar ada gibi yapalım dediydik ya, orman pahalıya geliyor dediydik hani. Tamam. Hangisi ucuzsa ondan yapalım. Yalnız bunun da tadı fena değilmiş ha. Can Kalk rolü içinde birilerine bakınalım bugün. Rüstem abi. Ama bir saniye, şimdi bizim Rüstem Bey'le çok verimli bir çalışmamız var yani. Öyle demeyin Hakkı Bey. Tamam vardı ama baktık ki role uymadı. Çok retro kaldı. O zaman da sekreteriniz olur Şenolcuğum. Şenol Bey. Şenol Beyciğim. Yanlış mıyım yani? Biz kastımızı iyi yapalım da. Retro derken? Yani 60'lar, 70'ler. Çok eski. Çok eski. Abi, yarım saattir çakıl atıyor üstüme. Sen bir şey yok dedin diye ses etmiyorum. Bak tersin pistir benim. Tamam abicim, Salih abimiz o bizim. Şaka yapıyordur, şaka. Ben normalde bu kadar şaka kaldırmam yalnız. Usta, bitiyor zaten. Sık dişini. Bak yine, az önceki çakılı çatalıma soktu. Adam baya baya nişan alıp üçlük atıyor ya. Salih abi, ejd... Ben sana ne dedim la deme. Ben sana ne dedim deme. Ya ne taşı ya? Allah Allah. Hangi taş ya? Ne taşı? Ben burada evimin önünde duruyorum kardeşim ya. İnsan kendi evinin önünde duramayacak mı? Komşular. Abicim o kilit değişecek. Kaçarı yok. Anahtarın biri bende, biri de Feride'de olacak. Artık öyle çat kapı misafirlik devri falan bitti. Ha sen mi diyorsun ya? Ben o konuyu kafamda kapattım. Açtım ben bunları Ahmet'ciğim ya. Bak madem konuyu sen açtın söyleyeyim yalnız. O kapının kilidini ben de değiştirdim. Ben niye değiştirmiyorum? Niye herif değiştiriyor? Dünyanın parası. Ben değiştiremez miydim? Değiştirirdim. Sen yorulma diye güzel abicim. Sen yorulma diye. Sen benden para yerine anahtar alıyorsun ya. Çekindim ben de. Ne yapayım? Salih abicim artık bazı şeyler değişecek. He tamam. Şimdi sen hatun yaptın ya. Sat hemen Salih abi. Benim işi fark etmez oğlum. Bana hem yok lan. Ne olacak ki? Ne yaparsan yap lan. Darılmacı yok yani. Nerede kaldı abi bu adam? Gelmeyecek mi? Gecikir sadece, normal bunlar. Sen tabii sanat camiasının dışında olduğun için kardeşim alışkın değilsin haliyle. Anlatayım ben sana şimdi. Sanatçılar, özellikle şarkıcı tayfası kardeşim, böyledir yani. Bir uyumsuzluk hali, böyle bir isyan hali, böyle bir geç gelmeler, dikkat çekmeye çalışmalar falan normal yani. Sen nereden tanıyorsun abi abiyi? Çünkü bildiğim kadarıyla öyle çok bir pop yanın yok yani. Şimdi sadece camia ilişkileri diyelim buna. Cemiyette ben tanınan bir insanımdır. Hatırım sayılır yani. Sen tabii benim bu tarafımı bilmediğin için kardeşim şaşkınlıkta izleyeceksin. Yalnız normal dikkat ediyorsun, feyz alıyorsun abinden. Murat Cemcir'in dünyasına hoş geldin Sadi. Ben de böyle tanıyacağım değil mi abi herkesi? Rockçısı, popçusu, manken ha? Patlayacağım değil mi ben de? Sadiciğim burada patlama da kardeşim. Tamam. Tam da geldi. Bak bir soru hazırladım ona. Bakalım ne diyecek? Merak ediyorum. Hey dostum ne haber? Faruk'a yeni şarkı paraşüt. Paylaş, indir, yorum yaz. Anlaştık mı? Hey ne haber saçlar? Çok güzel olmuş. Muradım. Dostum. Ne haber abi? İyidir dostum. Senden ne haber? İyidir ne olsun. Dostun kim? Tanıştırayım. Sadi C.C. Faruk K. Sadi Celil Cengiz. Hayranınız. Ana hayranım mı? Ekipten mi? Ekipten dostum. Ne haber dostum? Valla ne olsun be Faruk. Hayranlarla başım belada. Böyle selam verdiğime falan bakma. Hep sahte kimlikler, fake hesaplar. Anlıyorsun değil mi? Çok zor iş. Ya rol dedin, dizi dedin. Sabah sabah ettim oğlum. Çok heyecanlandım. Size bir şey söyleyeyim mi? Daha sabah sevişme mi bilin? Yapmadım. Anında uçup geldim. Allah çok merak ettim. Rol ne? Şimdi Faruk Yeğeciğim taptaze bir rol. Sen müzisyen bir tipsin. Uçağa biniyorsun. Sivas İstanbul uçağı. Uçak normal giderken patlıyor. Sen adaya düşüyorsun. Olay bu. Çok taze, çok gerekli. İşte onun haricinde bizim sırık çocuk var, ben varım. Ama esas adam sensin yani. Dostum,
Açık konuşacağım. Allah inandırsın, yıllardır pop müzik kültürüne bir şeyler katmak için dirindim durdum. Funky Punky Torino, Çalana Bimbo Boriro, Mışı Mışı Hubaba Kozizo, Çiki Çiki Şahine Tiki Tak Tok benim en büyük itimdir. Bu konuda asla mütevazı olamam. Ney asla. Ama halk beni seviyor Murat. Bağrına basıyor, yatıyorlar öpüyorlar, kalkıyorlar öpüyorlar. Geliyorlar imzalıyorlar, gidiyorlar imzalıyorlar. Ama ne yazık ki hiçbiri CD almıyor. İsyanımı gençliğin isyanlarına sözlerimle veriyorum. 250 TL konser bileti alıp da konsere gelmiyorlar ya. Ben anlamadım bu işi. Nerede beleş oraya yerleş. Anlamıyorum. Sen beni anlıyor musun? Anlamıyor. İşte böyle düşündüğüm zaman içimden bu neşemle, enerjimle hiçbir şey yapmak gelmiyor bu çulsuzlara. Ne haber abi? Çok iyi gözüküyorsun. Aynen Jack Nicholson. Murat'ım, dostum, bu ne güzel bir rol ya. İyi ki beni düşündün vallahi. Biraz daha ekranlarda bulunursam eğer halkın biraz daha sevgisini kazanabilirim. Anlatılmayanları anlatabilir, hissedilmeyenleri hissettirebilirim. Yalnız ney. Öyle bedava yok. Kaşesi neyse alırım. Ona yardım, buna yardım, ben oldum taksimlik yardım. Sen benim eski dostumsun dostum. Ekibi topla, saat yere ayarla. Ben aynen... Canım aynen. Ney. Aynen oradayım. Haydi, tamam. Ben gidiyorum Murat'ım. Dostum, senin kafanda sirke mi var? Aynen Cengiz İmren. Görüşürüz. Ben size akşamdan bir soru hazırlamıştım ama... Ana, hayranımın sorusu var Murat. Sor bakayım. Kırdım zincirlerimi, sardım belime. Kafanı kırmaya geliyorum. Dikkat et kendine şarkınızda. Böyle bir toplumsal hiciv, bir eleştiri, bir mesaj kaygısı var. Orada kime seslendiniz? Sevgiliye. Sevgiliye Murat'ım. Hadi tutma beni. Hey, ayrılın. Her taraf olmaz bu. Çak. Sen gözünü seveyim, kalkalım gidelim bir Çubuklu Yaşar, bir Ankaralı Coşkun falan dinleyelim oğlum. Bu ne lan? 40 yıl düşünsen Faruk'u idare edeceğim aklıma gelmezdi lan. Abi Çubuklu'yu falan geç de Elvan'ı mı çağırsak ya? He? Çağır bir rolüne. Elvan Dalton'u. He. Dolamasın boynumuza. Yok, onu geç. Alihan olur. Alihan kim lan? Ya hani üzerine benzin döküp de kendini yakamayan şarkıcı var ya, o işte. Ezberinde bir şarkısı var mı? Ajdar'ı dövdü. Sen değilsen boşu boşuna bağırtırma beni. Ses ver, ona göre bağıracağım. Ahmet. Feride. Fıtı. Çok yoruldum Ahmet. Çok ağır geçti nöbet. Ya bir de bu nöbet işi çıktı başıma. Ben fizik tedavi uzmanıyım Ahmet. Acil nöbetini nasıl tutayım? Bütün gece uyuyamadım. Ay kıyamam. Tamam, uykun var senin. Ama acıktın değil mi? Çok acıktın. Çok acıktım. Bir şeyler söylesene. Sen tabii Ahmet Korol'u tam tanımadığından benim sevdiceğim nöbet tutacak, uykusuz kalacak, aç kalacak. Ben dışarıdan yemek söyleyeceğim. Olur mu öyle şey ya? Sen gel bakayım şuraya. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım şuraya. Ne yapayım, ışık mı tutayım kabak gibi masanın üstüne ya? O ne lan? Kermes masası gibi. Şaka. Ahmet, çok güzel olmuş. Ne güzel düşünmüşsün. Güzel tabii kızım. Sen unuttun tabii ama... bugün çok özel bir gün. Bugün 3. gün dönüm. Sen otur bakayım şöyle, gel. Gel, otur şöyle, geç. Gel. Gel bakalım, otur. Geç. Ya şaka yapmıyorsun değil mi? 3. gün kutlanır mı hiç? 2. gün kutlanır. Hoşuna mı gitti kız? Kutlanır. Feridesine kavuşan Ahmetler hep kutlarlar o mutlu ve kutlu günü. O ne Ahmet? Yani bu saatte bunu içmeyeceğiz herhalde değil mi? Bu şey, süs. Şekil olsun diye koydum ben bunu. Sağlıklı insanlar bu saatte bunu içmez. Hindiba şerbeti var. Ağırmış yalan bu. Antika bu. Ağır. Yemekte ne var? Hadi ama ben çok açım. Ta 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 tam. Taze fasulye, salçalı. Yer misin? Kendi ellerim yaptım. Taze fasulye.
Şaşkın. Pilav da yaptın mı Hatice ana? Pilav şey yapamadım ya Feride'cim. Pilav olmadı ya. Sen de dibi tutmuş, ben diyeyim yapışmış. Olmadı yani. Ama daha bitmedi. Çok büyük sürprizlerim var. Romantizmin dorukları ve... İstemem artık aşkını, sensiz kıldım yaşantımı, zehir ettim bu hayatı. En kötü günümüz böyle olsun ya. Getir. Bol bol ye bundan, hastalarını iyi et. Ahmet. Canım. Her şey çok güzel olmuş, çok teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun bir tanem, ne olacak? Taze fasulye hariç. Bu ne lan? Ne koydun sen bunun içine? Fasulye, taze fasulye. Tamam, tamam. Demek ki aynısından gidip almışım nasıl yakışıyorsa. Sen açsın ya. Vallahi sen açsın. Ben sana yemek söyleyeyim ben sana ya. Sen hakikaten bir karnını doyur. Sonra da yat, zıbar. Üçüncü günümüz kutlu olsun o zaman. Olsun olsun, kutlu olsun. Olsun, kutlu olsun. Ne söyleyeyim ben sana? Kokoreç, kelle, paça, işkembe, tuzlama. Damardan şırdan. Kelle kırdırayım sana. Merhabalar. Ablam nerede kaldın ama sen ya? Geç mi kaldım ben? Ben erken geldim diye geldim aslında. Allah aşkına sen bu kıyafetle mi geldin? Sanki temizlikçi çağırdık eve ha. Kostüm yazmıyordu orada. İlla yazması mı gerekiyor ablacığım ha? Sen bilmiyor musun yapacağın işi? Gel gel, çaktırmadan gel benim hadi. Ya hazırlıksız gelmiş gibi oldum ama ben şimdi. Ben ne yapacağım? Nasıl ne yapacağım şimdi? Sen ne yapıyorsun öyle ya? Tövbe tövbe, şimdi 0.5 olmasam var ya. Vedat ne diyorsun oğlum sen? Ya arkadaş illa garson için de mi ajanstan adam çağıracağız ama be? Haklısınız tabii siz de. Ama garsonsa kolay. Garson yaptım ben daha önce. Hakimim garsona. Ha tamam. Sen benim garson dediğime bakma. Burada çay kahve masası var. Sen onun başında duracaksın tamam mı? Konuklar gelecek, çay kahve isterlerse vereceksin. Bu tamam. Bak beceremeyeceksen söyle, gideyim sokaktan birini çevireyim ha. Konuşma yok mu? Diyalogsuz mu? Merhaba merhaba, o kadar işte. Ha iyi, replik var. Ha. Ha ama böyle olmaz ki ya. Yataktan kalkmış gelmiş gibi. Gel bizim kostümcüler bir şeyler ayarlasın sana. Yürü. Beni seçecek galiba. Ne kadar da mahzun bir o kadar ülke. Hayatın olmuş işler güçler. Ne haber Zehra? İyi. Bak çok zor kaçtım ha. Dönmem lazım hemen. Seçmeler var bugün. Set hazırlanıyor. Benim başında durmam lazım. İşler bensiz dönmüyor ya Zehra'm. İyi gitsen o zaman ya. Ben geleceğim zaten sonra. Ha, yok canım. O kadar da değil ya. Bir 10-15 dakika durabilirim. Yani eğer bir şey yapacaksak kafede boşuna vakit harcamayalım diye dediydim ben. Ne gibi lan? Ne gibi dedi ya, ama ben çok hazır geldiydim. Neyse tamam, çok önemli değil. Bunu geçelim. Şimdi ben CD yaptım. Senin bulduklarında Sadi'ye vereyim diyorum. Ha ha. Yani işte Sadi sorarsa kim yapmış bunu diye Vedat diyeceğim yanlışlıkla. O yüzden al sen şimdi bunu. Üstüne de bir dost yaz. Sadi'nin cebine falan koy işte gizli gizli. Gizli gizli. Heh. Tamam. Ha bir de izle şunu ya. Yeterince iğrenç olmuş mu? Madem öyle tamam Zehra, izleyeceğim. Ama ben de sana bir şey yaptım. Anca rüyanda yaparsın. Ya yok öyle değil be ablam, sen de dur. Küçükken de mi böyle tosta parlak yüz süvarlaktı? Vedat bu kalp ne? Metafor o ya, bir şey değil. Bugünlerde çok moda da öyle fotomontajlar, oradan aklıma geldiydi. Öylesine bir şey yani. Ay Vedo, çok güzel olmuş bu. Vallahi mı? Oğlum farkında mısın? Artık yalan söyleyebiliyorum. Anne. Antipatik. Pardon, bir kahve alabilir miyim? Dekor hayatım onlar. Veremiyorum. Devamlılığı var.
Dekor içmeye çalışan insanlar gelmiş hep. Buradan mutlaka bana doğaçlama bir oyunlar, bir şeyler çıkar. Meh tatlım. Dekor bunlar. Dekor, dekor, dekor. Meh. Sadece'cim bu şimdi tam olarak ne listesi? Tanıdığınız oyuncuları listele dediniz ya, o işte. Türkan Şoray, Fatma Girik, Meral Zeren. Sen nereden tanıyorsun sadece bunları? Filmlerden. Filmleri yok mu bunların? Catherine Zeta-Jones yazmış ya. Ya oğlum tanıdığımız bildiğimiz insanlar olsun dedik. Çalışması kolay olsun demedik mi lan? Zeta-Jones ne oğlum? Abi benim tanıdığım kim olsun ya oyuncu? Ben bir tek Gümrük'ten Sevda ablayı tanıyorum. O da oynayamaz yani. Ben hep böyle filmden beğenip seçiyorum. Ver şunu ver. Ver. Camiasız insan. Evet, al şunu. İş başa düştü oğlum, yaz. Yalnız kardeşim bak Ahmetciğim, yazarken dikkat et. Seçici olalım biraz, yoksa geçici oluruz. Tabii tabii. Bir de sarışın olmasın, ben de sarışınım ya, çok şey olmasın. Kızı da yazalım ya. Sarışını var, esmeri var, kahverengisi var. Renk olsun oğlum. Aynen Cönüm, aynen. O zaman ben yazıyorum ha. Beyin fırtınası olsun. Yalnız kardeşim unutma, yetenekli olsun, çalışması zevkli olsun. Az birazcık da reytingi olsun. Evet, kalemleri bırakalım, süre doldu. Bir dakika, bir dakika dur, bir dakika. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Tam tahmin ettiğim gibi. Murat abi yetenekli, reytingli, çalışması zevkli ama sarışın değil yazmış. Sağ olsun altına bir tane de Cin Ayşe çizmiş. Ahmet de bir sayfa dolusu bütün gün yazmak Ahmet'i çok sıkar yazmış. İkisinde de isim yok. Al. Sadece'yim hem şoför mali hem de beş kuruşa zor bulunuyor be güzel kardeşim. Misal çalışması zevkli insanlar da yeteneksiz oluyor yani. Reytinglilerle çalışması zor. Yeteneklilerde reyting diye bir şey yok zaten. Bir tane isim bulsak sezon ortası olur. Herkes diziye başlamış. Kimi bulacağız? Diyorum ki acaba biz geç mi kaldık lan? Ya abi her şeyi niye biz düşünüyoruz ya? Niye biz menajerlere bu kadar para veriyoruz? Yani siz. Numara dürbün lazım ama gözümde bir kısma var benim. Niye diye çağırdın bizi buraya? Ne güzel okey'e dönüyordum ben. Okey diyor ya, okey zamanıma. İşimizi bitti de İngilizce'ye geçiyorlar. Bizi arayan sonra yok. Nerede paralarımız? Bizim paralar ödendi koçum. Başımızı belaya mı sokacaksın sen? Sizinkiler ödendi mi? Benimkiler niye ödemedi? Onu git Hakkı Bey'e sor sen. Bizi karıştırma. İyice terörist kesildin sen başımıza. Ben de Demirören'in önünde oturup yoldan gelip geçenlere kesteceğiz sanıp kalkıp geldim buraya. Kalk gidelim abi. Ben de Velefendi eşeğe gidiyor sanıp geldim. Ne dediği anlaşılmıyor ki. Dura gitmeyin. Hımba yapacağım. Eli beraber ödemiş sizin paralarınızı. Benimkini ödeyene kadar birlik kalalım. Benimkini ödeyene sonra da alırız. Okey öyle dönelim. Dönümüzün yine aranızı ben de size destek olurum. Kalk gidelim abi. Bunun ipiyle kuyuya inilmez. Zaten Hakkı Bey yeni dizi için benden haber bekleyin dedi. Hımbıl dedi Hakkı Bey'e. Çok ayıp, çok. Durun. Dizi için önceden değil, ben de size gideyim. Para benim için önceden çok önemli değil aslında. Kol görmek istiyor beni. Durduk yere bildiğimizi bozmayalım. Beni de aranızı alın tekrar. Ver bakalım bir demliği. Veremem babam. Dekor bunlar, dekor. Dekor mu? Buraya mı alındı deneme çekimleri? Buraya alındı tabii. Ben niye bekliyorum burada sabahtan beri? Allah Allah. Hiç haberim olmadı ya. Ya koskoca diziciler sana mı soracak? Bey baba sen de bir alemsin ya. Olur mu ya? Yapımcı Şenol Bey'le içtiğim su ayrı gitmez. Ayrıca yapımda da yayında da emeğim vardır. Haberin olurdu muhakkak. O zaman ben hemen size bir çay vereyim. Ben oyuncu sandım sizi, ondan vermedim. Sene 69. Bir dakika. Oyuncu arkadaşlarım içemiyor mu? Veremiyorum ben, dekor olduğu için. Bana da verme o zaman. Verme bana da. 40 yıllık çam bardak oldu dedirtmem kendime. Şişt, baksana bir. Nereden buldun onu? Dağıtıyorlar. Ya ben şimdi buradan ayrılamıyorum. Işık mışık yapıyorlardır. Sen versene onu bana. Dağıtıyorlar ama. Sen az önce çay istemiştin değil mi? Bak bu olur. Size ne oyuncu seçiminden Ahmet? Siz kendi işinize yoğunlaşsanıza. Oyunculuk gibi mesela. O işler öyle olmuyor işte Melek Hanım. Star dediğin dizisine her konuda hakim olur. Sonra yapımcı ne derse he deriz. Demeyelim.
Hem işimize ne kadar önem verdiğimizi görür, hem de başına buyruk kafasına göre hareket edemez öyle. Bu ders bir. Yarın gel sana başka bir ders vereceğim. Menajerlik gibi. Tamam? Başka bir ajansın kataloğunu vereyim ben, o bittiyse. Bu ne lan? Kurbanlık koyun seçer gibi. Allah Allah. Bak bu doğru lan. Ha, bu olmaz. Bu olmaz. Bunu... Olmaz bu. Üzerini çizdim. Elimizde başka ne var? Siz nasıl bir şeye bakmıştınız? Kızıl tercihimiz. Kaliteli olursa başka renklerde olur. Tabii bu arada ücret çok önemli. Kolaylık yaparsınız artık. Allah'ım dejavu yaşatma bana. Ben gene kimi bekliyorum oğlum? Yeni bir oyuncuyla randevusu var Murat Bey. Birazdan biter zaten. Yenisi, eskisi, popçusu, topçusu. Herkesi bekliyorum arkadaş ya. Acaba diyorum benim emeklilik yaşım falan mı geldi lan? Sen haber verdin değil mi? Verdim Murat Bey. Şimdi tabii yine de ben bir piyasayı araştırayım ya. Çünkü bana biraz fazla geldi. Salih? Aa Murat. Bak Murat da buradaymış ha. Artık onun hattına bir şeyler yaparsın ya. Hoş geldin Murat'cığım. Ne oluyor Salih? Bir şey olduğu yok Murat'cığım ya. Şimdi ben tabii nacizane bir oyuncu olduğumda bir menajer falan bakayım dedim. Sahipsiz kalmayayım dedim. Anasını satayım benim de bir menajerim olsun dedim ya. Tabii Ahmet de biraz kırgın olduğumuzdan bu aralar ben de senin menajerine geldim. Nasıl iyi yapmış mıyım? Salih, mümkünse etrafımda seni çok fazla görmeyeyim diyorum. Sense mümkün olduğunca ağzımın içine giriyorsun. Lütfen bunu yapma artık. Bir hayatından çık git ya. Lütfen ya Tülay. Murat'cığım biz de zaten tam Salih Bey'le anlaşamamak üzereydik. Kendisine %30 biraz fazla geldi. %30? Şeydir ama ya, Tülay öyledir yani. Diğerlerine benzemez. Şey mi yapsan acaba sen? Daha az çalışanlar vardır mutlaka sektörde. Var yani. Acaba diyorum Salih, sen ajansla falan mı çalışsan? Ha? Yok lan yok. %35'ten %30'a indi. O benim memleketim olduğumdan toprağım o benim ya. Ama tabii bir piyasaya bakmak lazım. Durum ince çünkü ben oyuncuyum. Bu vücut benim enstrümanım. Onun için yani. Yok yok, tabii tabii. Sen araştır. O zaman toprağım, görüşürüz. Hadi bakayım. Çok zarifsin yine bugün, çok zarifsin ya. Sağ ol canım. Sette görüşürüz canım. Bana gerek yok. Bu nasıl bir model insan ya? Bunun burada ne işi var Tülay? Allah aşkına ya. Gel, gel. Ne kadar da başrol, bir o kadar gariban. Arkadaşlar, arkadaşlar! Arkadaşlar dedik ya, bir dinleyeydiniz. Şaşmaz. Arkadaşlar ne oluyor? Ne bu ses hali? Niye hala bekliyoruz? Elimizde olmayan sebeplerden dolayı birazcık gecikme oldu. Biraz sabretmenizi istiyoruz ama 15-20 dakika içinde başlayacak deneme çekimlerimiz. Bari bir çay, kahve, bir iki püskül söyleseydiniz. Sabahtan beri bekliyoruz burada. Allah Allah, dayım senin elin kolun çok oynuyor söyleyeyim ha. O bisküvi de tartışılır ama için işte çay, kahve. Masa kurdurttuk oraya sizin için ya. Vermiyor bize. Kim vermiyor? Ne oluyor? Ne oldu ki? Niye vermiyorsun çay falan? Ver demedin ki. Çekimin başlamasını bekliyorum ben. Ya bırak çekimi. Bak kalabalık, huzursuz. Ver ne isterlerse ver, ver. Bu çorabın da ağ düşük ya. Devamlılık? He, devamlı ver. Biterse su ekle. Demini az koy, şekeri ucundan koklat ama ver yani. Şenol Bey'in kesin talimatı var. Bu arkadaşlar çaya kahveye doyacak. Sanat kızarsa, ben bir kere masada kek vardı yedim. Sanat çok azarladı sonra beni. Sanat kim ya benim yanımda? Sanat ne karışır? Soran olursa Vedat Bey ver dedi dersin. Yok öyle. Aynen orada da böyle senin gibi toparlak bir eleman vardı. O ye dedi bana. Sonra sanat geldi. Niye yedin dedi. O ye dedi dedim. Ondan sonra o dedi ki ben ye diye bir şey demedim dedi. Antetli kağıt isterim ben. Kesme kes. Kes kes. Dengim değilsin sen benim. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel buraya. Batum Bitliyen'e bak. Halterdeki milli gururumuz. Neyse ben çay vereyim. Arkadaşlar, çay kahve servisiniz başlamıştır. Neymiş durumu? Ocakta cisim varmış. Ay götüm. Onun dibi tutsun, tüpü bitsin, he mi? Ya biz 5 sezon çekeceğiz deseydin. Kaç para demiş? E'nin A'sı Tülay. Ya o kadar parayı ben almıyorum ya.
Bizim yapımcı o parayı hayatta vermez. Ya adada çekeceğiz, adada. Belli bir çıplaklık gerekiyor ya. Ama belli ölçüde yani. Burası Türkiye melek. Ne kadar soyunabiliriz ki? Benimle öpüşmez miymiş arkadaş? E o zaman gitsin Kıvanç'la öpüşsün, Emin'le öpüşsün. Hayret bir şey ya. Dişlerimi mi yaptıracakmışım? Oldu, oldu. Ya sen demedin mi çalgı çengi ikiyi çekeceğiz? Bu dişlerin devamlılığı var. Buna göre biz protezi yaptırdık diyemedin mi sen ya? Ben çok seviyorum değil mi timsah gibi gezmeyi Tülay? Hadi. Oğlum biz senaryodaki bu öpüşme sahnelerini değiştirmedik mi lan? Kaldırdık. Bu kadınlar niye tutturmuş Murat Cemcir'le öpüşmem diyorlar? Ah kalbime ağrı girecek yemin ediyorum ya. Bulamıyoruz kardeşim, bulamıyoruz. Sezon başladı ondan demek ki. Artık neyi hayal ediyorsa. Neyse şey yapmayalım biz ya. Sadi geldiği zaman kardeşim gidelim setimize, deneme çekimlerine katılalım. Oradan buradan artık sen sağdan ben soldan. Sağdan soldan yanan sabahtan beri Allah Allah. Öpeceğiz mi adamı? Sıkıştıralım diye söylüyorum oğlum Allah Allah. Gel bacım. Ne yaptınız abiler, buldunuz mu? Aleykümselam kardeş, Sadi arkadaşım. Arkadaş Kezban rolünü oynayacak arkadaş. Benzemiyor mu? Ne yaptınız, siz buldunuz mu? Kusura bakma kardeşim, yüzüne yüzüne konuşacak gibi olacağım ama... nereden buldun bu kızı sen Sadi Juin? Ya siz menajerlere gidiyoruz dediniz ya. Ben öyle zırt pırt menajerime gidemiyorum malum eniştem. Öyle sahilde dolanıyordum. Aa, bir baktım bizim Kezban'ın aynısı. Tuttum kolundan getirdim. Siz ne yaptınız, buldunuz mu? Arkadaş oyuncu mu? Daha önceden hiçbir deneyimi falan var mı? İzleyebileceğimiz bir video olur. Bir iki düğünde oynamışlığı var. Ama çekilmiş düğün. Eğer izlemek istersek kasetlerini getirecek veya şey. İki de oynarız. Ne diyorsun Sadi? Ya ben zaten o kadar iddialı değilim. Elim boş gelmeyeyim diye getirdim. Siz buldunuz mu? Yok, bulamadık. Belli kıstaslarda aradığımız için olabilir mi Sayın Sadi Cenk Bayır'ı? Tutmuşsun kızcağızı kolundan getirmişsin. Bacım kusura bakma, böyle yüzüne yüzüne çat çat konuşuyorum. Ya Ahmet benzemiyorum Allah aşkına. Bacım kusura bakma, şöyle yüzünü biraz sağa doğru dönsene. Bir bak benzemiyorum Allah aşkına ya. Murat abi iki ders verir, oyuncu koşuyor da yapar, bitti gitti. Ah! Ya ne ah! Aga iki derste pulsara Hamlet oynatırım .net. Dublajsız. Gaza gelme hemen! Öyle atlamıyorum hemen. Neyin gazı? Teyzemin evladı. Hiç yoktan iyidir. Buradaki hiç hımırla gratenin seçeceği oyuncu. Anladın? Alalım biz bu kızı, sırtlayalım, götürelim yapımcının önüne atalım. Onların seçeceği oyuncuyu beğenmezsek sen sağdan ben soldan. Hadi ben sizi sete bırakayım o zaman da sağdan soldan ne yapıyorsanız yapın hadi. Sen nereye? Küçük. Küçücük bir işim var. Onu halledip hemen geliyorum yanınıza. Tamam tamam Ahmet gitsin. Sen sağdan ben soldan. Ahmet geldiği zaman o da ortadan. Bacım sen ayakta kaldın, kusura bakma, düşünemedim ya. Geç. Lan seversen geç otur. Bacım pardon, kalkıyormuşuz ya. Sen git. Abiciğim hesap sende. Ben burada çekim yapılacak sanıyordum. Siz de kostüm giydirdiniz bana. Ben orada saatlerdir kendi kendime çay kahve verme oyunu çalışıyorum. O da bana bir şey söylemedi. Sen de söyleseydin deneme çekimine geldiğini. O seni bambaşka biri sanmış. Garson olacaksın dedi. Kostüm giydirdi bana. Ağa da düşük bunun. Ay evet, o berbat bir şey. Hayır bir de herkesin içinde bağırdı bana. Ben buraya kendime bağırttırmaya gelmedim. Zaten otoparlak görmüştü beni ofise geldiğinde. Tanıyor beni. Kardeş bak uzattın ama. Hem sen deneme çekimine girmeyecek misin? Ezber falan geçsene. Şimdi duygusal bir travma yaşıyorum ya ben. Onu böyle yönetmeni yapımcıya falan söylesek de... eğer performansım düşük olursa... düşük oynaması normal. Çünkü kız duygusal travma yaşıyor desek. Kardeş bak uzattın ama. Bu sonuncusunu ben anladım ama. Fark ettim evet. Waterboy oldum sayende. Vedat bir sus ya, bir sus. Hayır, hani ben artık sette yapmadığım iş kalmadı diyebilirim diyerekten öyle sevinç şeysiyle şey yaptıydım. Deneme çekimi ne zaman başlayacak? Birazdan. Sadi geldi mi? Yoldadırlar. CD yanında mı? Bende. Bir dost yazdım üstüne, sonra cebine. Mesut mu? Pek sanmıyorum. Belki biraz heyecanlı ama bir Mesutluk göremedim şahsen ben. Onu demiyorum, şu gelen Mesut değil mi? Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar mı? Oyuncu. Lan Mesut'a bak. İhtiyar heyetiyle mi gelmiş o? Ahmet, hemen geleceksin değil mi lan? Lan oğlum çabucak gidip geleceğim. Ne ara geldin diyeceksiniz yeminle ya. Bak sen olmadan yapımın karşısına çıkmayız ha, ona göre değil mi abi? Çıkmayın zaten oğlum. Salih sesinde buradayım ya. Hadi açın arabanın önüne gideceğim hadi. Lan açsana arabanı elini. Ne oluyor lan? Ahmet. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi kardeşim? Karavanımız var artık ya. Üçümüze bir tane ama olsun. Karavanımız var artık ya. Bu da mı gol değil be?
Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Gol! Gol Murat abi, gol! Gol Ahmet, gol! Sadi Ahmet, Murat bir, diğerleri sıfır. Şimdi onlar için. Gazi'den beri böyle bir şey görmemiştim ben. Hiç değişmemiş. Bunlarda tuvalet de var biliyor musun? Ama büyük abdestini yapmıyorsun oğlum buna, ayıp. Gideri yok, asfalta gitmiş. Karavanımız var artık ya. Olsun, ben de ne yapayım, akşama kadar tutarım. Otele gittiğimde otelde yaparım. Misafirim geldiği zaman burada alırım. Kostümlerimi sokağın ortasında, ayazda değil burada giyinirim. Aralarda dinlenirim, çalışırken burada uzanırım. Karavanımız var artık ya. Gümrükten karavana, bir başarı hikayesi. Sadece dinleyeceğiz. Başardık lan o zaman. Lan, bu karavan bizim için milat olacak oğlum. K sıfır lan bugün. Karavandan önce bir dündü, karavandan sonra bir yarın lan. Ben hemen Samsun arıyorum abi. Arama. O zaman dur, ben muhtarı bir arayayım. Arama, muhtarı arama. Ne yapalım biliyor musun? Ahmet, Murat, Sadi için üçlü çek, çektir lan. Ooo! Oley! 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 Da oğlum, bunun tuvaletinin gideri hakikaten dışarıdaymış ya lan. Murat abi! Yarriva, yarriva, portisere, portisere, lamba. Ne yapıyorsunuz lan burada lambalar? İçeri geçsenize, seçmeler başlıyor. Çok iyi düşündü bunu Şenol Bey. Adam limuzini satıp kendine karavan almış yalan. Sıkılırsam içeri geçer, uyurum diyor. Neyse, çok sıkıştım ben. Bir yılanı kusturayım, sonra konuşuruz. Hadi adios. Hayır. Ben buradan nasıl ineceğim ya? Anneciğim, seçmeler burada yapılacak. Ne kalabalık abi ya. Normal be oğlum. Ya Rüstem abiye bak. Bak şuranın yaş ortalaması ortalama 1500 falan. Ambulans var mı acaba? Vallahi bilmiyorum ki Sadi. Şey yapalım, ne yapalım? Bacım bak, sen şuraya gidiyorsun, çay kahve içiyorsun, tamam. Biz sana gerekirse haber vereceğiz. Bu da çok pis yapıştı bize ya. Sadi abi, ne yapıyorsun? Kurban oldum. Ne haber kız? Sen ne yapıyorsun? Murat abi, ne haber? Sadi abi, ne yaptın ya? Arkadaşlar, Çağlar rolü için gelenler şu tarafa doğru yönlenebilirler mi acaba? Sadi, Allah aşkına biz burada ne yapıyoruz la? Hadi odaya geçelim. Abi, Çağlar rolü diyor ya. Nerede kaldı bu Faruk K? Gelir, gelir. Oğlum sen bir sakin ol az ya. Allah Allah. Hala, senin ne işin var burada Allah aşkına ya? Ne demek ne işin var Sadi? Salih'cim istedi, geldim. Salih'cim? Bom bom. Menajerimden geldim. Bir nevi velim yani. %5,5'a anlaştık. Aba! Sen ne kadar çok para veriyormuşsun lan Tülay'a. Seni sektörü bilmez seni. Burada bir sopa falan yok mu ya? Ya hala, menajerin seçmede ne işi var? Niye geldin sen? Sen safsın Sadi, saf. Bunlar menajer yok derler. Kendi menajerlerini getirirler. Bir kontrol etmekte fayda var çocuğum. Hadi biz içeri geçiyoruz. Siz oyalanın Zehra ile. Çay, kahve, mavi bir şeyler ayarlayın. Hadi. Menajerin seçmeye gelmesi çok saçma ya. Lan fena mı oldu oğlum? Ayrıca Ahmet'le Melek nerede? Azıcık havamı atayım onlara. Sadeciğim, daha fazla istersen oyalanmayalım. Hadi abis, hadi. Ya şey, ben de geliyorum. Şenol Bey dedi, sen de gel dedi. Gel bize dedi, enstrümanını göster dedi. Yani eğer benim düşündüğüm şeyi kastettiyse bugün hepimiz için çok sıkıntılı olacak abi. İyi madem, hadi sen de gel. Hadi, Allah zihin açıklığı versin Salih'cim. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarımı. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Ayağını bassın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın. O
avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu adam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Bak bu çocukla beraber başladık sektöre. Çocuk şimdi gençlik dizisinde başrol. Ya Ahmet nerede dedim ya la? İşi varmış, birazdan gelecek. Ha. Yok yani benim merak ettiğimden değil yani. Anahtarı kime verdiyse artık o merak etsin. Sadece toplantı falan var diye ondan merak ettim yani. Merak etme zaten Salih. Adamın peşini de bırak. Adamın peşi... Adam... Ben... Ya arkadaş ben adamın... Bir defa bak. Ben menajer olarak meleğe bile gitmedim. Siz şahitsiniz, gördünüz. Onu ben süründüreceğim. Köpeğim olacak o benim, köpeğim. Ya halamdan ne istedin Salih abi ya? Halam anlamaz ki bu işlerden. Biz ona Zehra ile oyalansın diye söyledik. Ya arkadaş, halan senin menajerin olduğundan beri senin kariyerinde nasıl bir yükseliş oldu sen farkında değil misin lan? Bir şey diyeceğim ya, bu dışarıdaki karavanı Ahmet'e mi getirmişler? Ben de kendim istedim, ben menajerimle konuştum yani. Salih az bir sus da motorun soğusun Allah aşkına ya. Şuraya iş için geldik oğlum ya, işe odaklanın biraz ya. Birazdan Çağlar rolüyle ilgili seçmeler yapılacak. Şenol Baytar yerecek yapımcı, sıkıştıralım siz sağdan ben soldan. Faruk K seçilsin diye bastırmamız lazım. Anlaşıldı mı Salih? Anladım. Aynen Johnny Wayne'ın. Zaten benim eski mesleğim değnekçilik. Peki bizim bundan kârımız ne olacak? Hakikaten ya, bizim ne kârımız olacak o işten? Çıkın lan dışarı, terbiyesiz herifler. Siz ne kadar küçük insanlarmışsınız lan. Çıkın dışarı lan. Ben kendim sıkıştırırım. Pardon, tek başına zor olmaz mı ya Murat abi ha? Ne yapacaksın, sarılacaksın mı? Kucak nasıl mı yapacağım? Oğlum lan, CD mi var orada, o ne? Hakikaten bu ne ya? Bir dost yazıyor, Allah Sen onu nasıl gördün ya? Nereye bakıyordun sen demin? Karografiye baktı ben. Ha. Murat abi sen mi koydun bunu? Yok. Allah Allah, benim öyle çok dostum da yok ama. Merak ettim şunu ya, ben bilgisayarı ayarlatayım Vedat'a da, bir izleyeyim şunu, geliyorum. Tuttunuz mu lan saat? Kaç Salih'se? Gecikmedim değil mi? Yok yok, daha kimse gelmedi. Salih abi de burada. Ya Muratçım ya, bu yazda ne kadar çok sinek yaptı ya. Hala gitmedi sinekler, farkında mısın? Vız 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 duyuyor mu yani? Muratçım lafını kullanmazsak Murat dersek sevinirim Salih. Hatta mümkünse Murat Bey. Hani çalışıyoruz ya, business. Şş, şş. Barışmıştık lan hani, ha? Ya bak hala duyuyor musun ya? Ya bir ilaç milaç yok mu şunu sıkayım ağzına yüzüne? Şu var ya şu. Hangisi? Saçlı olan. Yapımcının kızıymış. Tanışıyorum ben bütün ekiple. Hobbit var bir de sağa sola bağıran. Kız ona bir afralar, bir tafralar. Hobbit ağzını açamadı. Kız ne dedi, ne dedi? Bak bak şuna. Şuna bak, şuna bak şuna. Hangisi? Yer olan. O da Rüstem Bey. O da yapımdan. Hobbit'in altında çalışıyor galiba. Yazık ya. Ona da çay veremedim. Ama iyi adam, nazik adam. Ben de kızıyorum bekletilmeye ama ne yapacaksın? Bu işler böyle. Bir keresinde 12 saat bekledim taksi demek için. 12 saat. Tek repliğim oydu, taksi. Ama çok güzel taksi demişim. Yönetmen çok beğenmişti. Hanımefendi, biraz replik baksam. Aa bak tabii bak. Tecrübelerimi aktarıyorum. Yararlansana. Hop. Hop aman dayıcığım, değmesin yağlı boya. Bak bu da Hobbit. Biraz tombik ya, azıcık da kısa, o yüzden Hobbit diyorum ona ben. Tanışıyoruz kendisiyle. Hah, evet değmesin yağlı boya. Buyur abim. Eyvallah Vedat ya. 2 dakika şu CD'ye bakıp hemen veriyorum. Ne demek abim, sen rahat rahat izle. Bir şey olursa bana seslen yeter, tamam? Koçumsun. Sade. Alışmıştım ben. Niye böyle oldu ya? İzleme o CD'yi Sadi, ver bana. Sen CD'yi ne ara gördün duydun ya? Zehra hazırlamış onu. Vedat cebine atmış. İzleme o CD'yi bana ver Sadi. Sen nereden? Bir dakika ya. Ne var ki bu CD'nin içinde? Ivır zıvır Sadi. Ivır zıvır. Ver o CD'yi bana da benim konuşmam lazım seninle. Niye ama? Seninle ilgili bir şey mi var bu CD'de? Yok, izleme Sadi. Bir şey diyeceğim ben sana. Ne diyeceksin? Özür dileyerek başlayayım söze. Ne için? Her şey için. Ne var bu CD'nin içinde ya? Çok merak ettim bak şu anda. Ivır zıvır dedik ya Sadi.
Ne diyordum? Özür dilerim Sadi. Tamam da ne için? En çok sana ümit verdiğim için. Ümit derken? Peşimden koşmana izin verdim Sadi. İlgin hoşuma gitti. Ben de zamanla alışırım, ilgi duymaya başlarım sandım. Sevebilirim seni sandım. Allah Allah. O kadar uzaktın ki bana. Sana alışmak için resimlerini, fotoğraflarını kesip sakladım. Ama olmadı Sadi. Ne olmadı? O ilk karşılaşmamız. Asla unutamayacağım hoş bir anı. Merhaba. Sandviç yok muydu ya? Bu sulu yemek yazın pek yenmiyor da. Neyse. Hoş geldin sultanım. Kalbimin sultanı. Daha önce hiç fark etmemiştim seni. Sense hislerini tüm çıplaklığıyla sermiştin önüme. Seviyor, istiyor, tapıyordun bana. Bense boştum sana karşı Sadi. Çok emek harcamıştın bana, ilişkimize. Ben de aynını yapmak zorundaydım. Anlıyor musun? Allah Allah, öyle mi olmuştu ya? Hoş geldin sultanım, kalbimin sultanı efendi. Hoş geldin sultanım, kalbimin sultanı efendi. Vıdı 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 vıdı. Bu ne abi Allah aşkına ya? Bu sıcakta bu yemekler yenir mi ya? Sandviç getirin bari. Yemiyorum ben. Hoş geldin sultanım, kalbimin sultanı efendi. Hoş geldin sultanım, kalbimin sultanı efendi. Hoş geldin sultanım, kalbimin sultanı efendi. Sadi lan. Sen pargalıyı alırsan ben de gülahı alsam ne süper olur değil mi lan? Ben çalışıyorum oğlum. Ben pargalıyı alırım da sen gülahı alır mısın bilmem. Bana bak, Kanuni ile bu Aliye'deki saçlara dökük abi vardı ya, o oynayacakmış. Allah. Ama kesin değil, bakıyorlar. Hoş geldin sultanım, kalbimin sultanı efendim. Ama olmuyor Sadi. Yapamıyorum, sevemiyorum seni. Tam sana alışacakken bütün erkekler gibi beni dönüştürmeye kalkıştın. Olmadığım biri olmamı istedim. Zarif ne ya? Dobrayım ben. Zarif olamam. Ben Seda Sayan'lım, sen Esra Ceyhan istedin. Olmadı Sadi. Aşkını yüzüstü bırakıyorum. Affet beni. Tamam, tamam. Bir de başkasından duymuş olma ama... Emir bayağı aşık bana. Bakalım bir deneyeceğiz. Kulağına gelirse şaşırma. Seninle ilgisi yok. Yok yok, hiç sorun değil. Ben gidiyorum Sadi. Elveda. Elveda. Sadi. Hale gitti. Bu ne lan? Vedat mı? Allah kahretsin ya. Sapık, sapık Vedat. Sapık sevmiyorum ben ya. Vallahi billahi sevmiyorum ya. Bir müsaade edersin. Ama... Arkadaşlar, seks... Çağlar rolü için gelen arkadaşlar artık gidebilirler. İlginize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çağlar dedi değil mi? Çağlar dedi. Çünkü ben vuslat için geldim. Dedim ama ben sana, dedim ben sana. İlişkilerle yürüyor bu işler dedim. Dinlemedin ki. Bak, geldin mi? Böyle gidersin işte. Dayım, bir müsaade be. Arkadaşlar, birazdan Kezban rolünü deneyeceğiz. İnceden bir sıra oluşturursak harika olur be. İyi, Kezban olmaz ki benden. O daha çilli falan, ben de çil yok. Ama siz çok Kezban alırsınız. Vallahi siz gidin Kezban alın, ustat kalsın bize kalsın. Sen de mi Kezban rolüne? Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Yalnız menajerim Kaşe ile ilgili sizi arayacak Hakkı Bey. Kaşe mi? Kaşe ne ya? Bizde fix menü, rakamlar değişmez. Ama Şenol Bey olsun dedi. Çok da güzel oldu Hakkı Bey. Faruk Keydos burada diye söylemiyorum. Kendisinin en az 2 reytingi var. Ne 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 ne? 3. Ben katacak diyorum ya. Dostumuz, kardeşimiz diyorum. Hayırlısı. Ama dostunuz olması pek bir şey değiştirmedi benim için. Murat dostum, Ahmet dostumun dostu, Hakkı Bey hakkıdır hakka tapa. Ne iyi ettiniz de beni bu projeye aldınız. Ekranlarda gözükmek benim için çok iyi olacak. Ben zaten Ahmet Hoca'yı biliyorum ekipten. Bazı bölümlerde düet de yaparız. Düet derken? Aynen Gülben Ergen. Balkondan balkona düet güzel olur. Balkon kemer diyorsun yani. Çünkü Ahmet Hoca'yı koroya koyarsak ayıp olur patron. Koro mu? Koro ne ya? Kalabalık olan mıydı koro? Koro olmaz. Yok yok Murat, Ahmet koro olmaz. Solo olsun, koro pahalıdır. Koro olmaz ya. Yalnız ben bazı bölümlerde kendi şarkılarımı da söylemek isterim patron. Senin için denizleri, köprüleri, bombom bombalarım. Beni seven tuz eker, sevmeyen karpuz keser.
Kimin de o güftesi kime ait ya? Allah rahmet eylesin Aysel Gürel'e ait. Yalnız eğer isterseniz yeni şarkılar da yapabilirim, o ayrı. Şimdi Faruk dost... Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Adada iki kadın arasında kalayım ben. Birileri daha olacak demiştin değil mi moruk? Tabii bayağı birileri aslında. Biri ilik gibi bir hatun. Mankenliği yeri bırakmış. Öteki varoş, getto, gundi. Biraz şişman ama güzel. Bir de anne olmuş. Kocası bunu baldızıyla kütür kütür. Sonra ortalardan kaybolmuş. Nerede ne bakıyor belli değil pezevengin. İkisinin arasında kalayım ben. Birinci sezon mankenle takılayım. İkinci sezon aşkı öpükünde bulayım. Üçüncü sezon olursa da alt altı üst üste hep beraber idare ederiz. Nasıl ama? Ne diyor bu adam ya? Resmen orji diyor. Murat, Ahmet, Faruk'a. Faruk dost, senaryo hazır olduğunda. Canım yani benim için sadece bu bir fikirdi. Ben mankenle takılsam da olur. Alles gut, kein problem, kein. Alles unter meine Kontrolle. Ja, ich möchte eine Kaffee. Achtung, nicht. Das ist schön. Şimdi Faruk dost, hani uçak düşüyor, adaya düşüyor, birkaç insan kurtuluyor. Ve ben... Nasıl? Birkaç insan kurtuluyor ve benim karakter kurtuluyor. Sabah söylemiştin ya Murat. Sen sabah ne anlattın lan buna? Şey anlattım, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, özet geçtim. Özeti açıyorum. Uçak düşüyor, siz eski bir müzisyensiniz. Eski mi? Bu konuda asla mütevazı olamayacağım. Ne? Faruk'a paraşüt 2012 yeni klip. YouTube'dan tıkla, izle, indir. Yalnız öyle her bölüm şarkı olmaz. Teliften belimiz bükülür vallahi. Paraşütü biliyorum ben. Dinliyorum paraşütü. Faruk'cum, uçak düşüyor, kurtuluyorsun, uyuşturucu kullanıyorsun. Eski bir müzisyensin, hayatın bitmiş. Uyuşturucu mu? Ben bira bile içmem. Dostumun dostu Ahmet de o. Sen ne yaptın ya? İçmez misin? Faruk dost, bana eski dükkanını gösterin diye şarkın var diye senin. Onu ne yapacağız? Muradım, dostum. Oha, ben viski dükkanının yanındaki eczaneyi soruyorum şarkının devamında. Ne yaptınız siz beyler ya? Benim 9-12 yaş dünya kadar hayranım var. Ben bu rolü oynayamam. Gitti rol. Kim? Kaç! Ne? Oho! Siz de taktınız uyuşturucuya. Ben yanlış anlaşılmasın diye vişne suyunu bardağa dökmeden kutusunda içiyorum beyler. Ne yapıyorsunuz siz? Ne? Şimdi Faruk'cum, K'cim, dostcum, hani bu bir rol ya. Oho! Ben de ada deyince denizden babamız çıksa yeriz. Sahilde ateş yakar şarkı söyleriz diye düşünmüştüm. Ne güzel şeyler hayal etmiştim ya. Ne bu böyle ya? Son, iki, üç, dört. Azar azar. Kader bize ne yazar? Böyle gelmiş, böyle gitmez o kadar. Beni aşka düşman etme. Yok, acımın niyetimi bozamam. Muradım dostum, ben bu rolü oynayamam. Dostumun dostu, Ahmet dostum. Allah akıl fikir versin hem inşallah hepimize. Hakkıdır hakka tapan Hakkı Bey. Ben gidiyorum. Başka bir rol olursa arayın beni. Muhteşem Yüzyıl'da haremde bir Udi lazımmış. Coşkun Sabah'a teklif etmişler. Fakat Kaşe'yle anlaşamamış. Ben belki o rolü kaparım. Azar azar, kader bize ne yazar? Hoppa, Gangnam Style. Gel lan. Bu nedir ya? 39 yaşındayım. Böyle bir şeyi ne gördüm, ne duydum, ne şahit oldum. Ben hemen bunu Şenol Bey'e yetiştireyim. Sen ne yapıyorsun burada? Çek dışarı! Bir uçak dolusu insan. Bunlar da yarısı. Sezon değişince o uçağın yarısı da girecek diziye. Oradan da ekmek çıkar size. Abi ben ne yapayım şimdi? Bir minibüs falan mı çağırayım? Evlerine mi bırakayım? Ne yapayım? Evlerinin önüne bırak. Sokağın başına falan değil. Kaybolurlar lan. Arkadaşlar İstem abiyi duydunuz. Ha, eğer istemeyen olursa minibüs parasını kesip anında ücretini iade ederiz. Ama rol çokmuş dizide. Üç kuruş için geleceğinizi karartmayın derim size. Bugün olmadı. Yarın kesin olur. Şimdi şu velisi gelip alacaklar bir ayrılsın. Ben de minibüs falan çağırayım. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Sene 73. Aylardan Temmuz, günlerden Salı. Bu grubun yaş ortalaması 25-30. O zaman yalancı yer mi çekiyoruz? Biz de pazar esnafı olarak bir döktürüyoruz ki o biçim. Derken kameracı Metin Akpınar pazara girip özür falan dileyecek ama çekime de geç kalmış. Neyse girdi pazara. Zeki'yi de Münir'i de çıkaramadı kalmalıktan. Biz de provalarda kıyamet koparıyoruz. Bir döktürüyoruz ki gel. Kavuna gel, bala gel. Domatesim kırmızı, kıpkırmızı. Rahat bırak onu lan kızı. Metin durdu. Ben yanlış yere geldim galiba dedi.
beni çevirdi. Buralarda bir yerde çekim varmış dedi. Nerede olduğunu biliyor musun dedi. Nereye bağlayacaksın abi? Bağlansa da kodum, bağlanmasa da. İşte kırdı. Hadi. Hadi. Işte. Hadi. Gerçekten de gelmeme gerek yokmuş Zehra. Ay Salih sana söyledi hala git eve diye. O zaman ben ufaktan gideyim. Enişten de gelmeden yemekleri yaparım. Tamam hadi. İyi o zaman bekle ben de gelirim. Hadi bırak şunu gidelim. Çok özür diliyorum ben şey soracaktım. Vuslat karakteri hakkında ne düşündünüz siz? Ona göre ayarlanayım ben. Vallahi biz pek bir şey düşünmedik. Nasıl evde konuşulmuyor mu bunlar? Ev derken? Halamız galiba. Siz Vuslat hakkında ne düşünmüştünüz? Vuslat kim kızım ben çıkaramadım. Vuslat var ya hani çocukları olmuyor, kocası var. Kocası dilsiz, konuşamıyor. Doktora görünmüşler mi kızım? Bizim bir Zekeriya ablanın kızı vardı. Doktora gittiydi de doğurduydu hemen. Hah. Doktor bekarmış. Şimdi çok mutlular doktorla. Fuzuli beklemişler o kadar zaman. Oh. Doktor aile hekimliğini biraz yanlış anlamış. Şey alt metin olarak mı? Çünkü ben gitmişlerdir diye tahmin ediyorum. Yani ben karakteri öyle kurdum. Yok tahminli olmaz. Tahlil lazım. Eğer doktor görmediyse hiç kafaya takma. Mutlaka doktor görsün. Derinlikli olsun diyorsunuz. Ben biraz çalışayım o zaman. Çok sağ ol halacığım. Ah yavrum. Halam. Sağ ol. Yazık kıza ya. Bence de çok yazık. Bah. Arkadaşlar, Kezban rolünün seçmelerine başlıyoruz. Diğer rollerin seçmelerini artık yarın yapacağız. Teşekkür ederiz. Nasıl ya? Öyle ya. Hadi. Bak ya. Nasıl ya? Cemgül Arzan biz ne yapıyoruz kardeşim burada? Ha? İçeride seçmeler yapılacak. Hadi sağından solundan değdirelim yapımcıya. Hadi. O öyle olmuyor işte Ahmet Kural. Faruk K bizi çok biz taklaya getirdi ya. Biz bu yapımcıya yeni oyuncu önermeyecek miyiz oğlum? Azıcık yüzümüz olsun da. İki dakikada oyunculuk dersi mi olurmuş lan Sayın Murat Cemcir? Aklınızı başınıza devşirin ya. İki dakikalık deneme çekimine göre yapımcılar trilyonlarını bağlamıyorlar mı oğlum bu sektörde? Allah aşkına ya şu kızın Dila Hanım'dan ne eksik? Ha? Hatırla Hatice Şendil Yabangül'ü. Oyuncu koştuğunu yapmıştım oğlum o kızın ben. Biliyorum. İşte şimdi deneme çekimi yapılmayacak mı acı dayı? Bir tane sahne alt üstü yani. Ben buna birkaç tane tüyo veririm. Ondan sonra sahnesi biraz parlar. Olur da anlaşılırsa falan elimizin altında olsun çalıştırırız. Anladın? Oo. Al bacım senaryo. Yalnız seçmeler başlıyor uyandırayım. Bacım senin adın neydi? Zahide. Zahide Leyla Türk ismi gibi. Hangi Türk? Zahidem kurbanın of ne olacak halim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Gelenden geçenden o. Ahmet. Ney? Anladık tamam. Bacım senin ezberin nasıl? Yani. O zaman sen şu repliklere bir bak hemen bir ezberle. Demek doktorsun. Uzmanlık var mı boynunu büker? Bırak ben dikeyim. Elim yatkındır güler. Makine olaydı overlock da atardım der ve yarasını diker. Nasıl replik bu lan? Hadi abiler hadi abiler geç kaldık lütfen. Bacım sen daha önce bir yerde oynadın mı ya? Ya düğünde oynamışlığı var dedim ya. Dur sadece bir dur. Sen ilk önce birkaç kere oku onu da ezberin tam olsun. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi. Bizler alaylı oyuncularız. Daha önce hiçbir şeyde rol almamış olabiliriz. Ama sıra bize geldiğinde Küçük Emrah'tan kral oynarız. He mi bacı? Bu nasıl girdi lan kadroya? Murat Efendi, Murat Efendi. Bu rolü almamda fiziksel formumun büyük bir önemi var. Ayrıca artık spor denen illetten kurtuldum. Bu formumu koruyayım yeter. Devamlılık önemli bir şey. Ayrıca bu vücut benim enstrümanım, oyuncuyum ben. Zahidem kurbanın of ne olacak halim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Gelenden geçenden of buraları ben de bilmiyorum. Siz söyleyin gençler sonra görüşürüz. Siz söyleyin gençler. Gelenden geçen.
Ne dökmüyormuş lan adamlar. Overlock da atardım. Aa, çık. Tamam. Biz size sonra haber veririz. Arkadaş, hep sonu tücüler, overlockçular, bunların hepsi yeteneksiz. Ne yapacağız biz ya? Ama hepsini sokaktan topladık Şenol Bey. İşte ajanstan isteseydik böyle olmazdı. Ajansı majansı karıştırmayalım şimdi. Deneyelim. Mutlaka buluruz bir yeni yetme. Yetenek falan, bence bunların hepsi havacıva. Benim anladığım kadarıyla bu dizi işinde görüntü çok önemli aga. Doğru, lens falan. Onu demiyorum ya, fiziksel görüntü. Tamam, body işte, kameranın body'si. Onu da geçtim. Bize hırslı insanlar lazım Hakkı'cığım. Dizi için yanıp tutuşan insanlar lazım. Günde 5 kuruş paraya 12 saat mesai yapacak insanlar bulmamız gerekiyor. Yanlış mıyım? Çok doğru. Bu piyasada işler güçler tam da böyle yürüyor Şenol Bey. Yalnız bu tip tespitleri kendi aramızda yapsak, ürkmesin çocuk. Uyandırmayalım kerizi. Ne oldu ki? İyi, bir şey anlamamış zaten. Şimdi Şenol Bey, bizim haytalar size birini önerecek. Aman diyeyim, sakın kabul etmeyin. Onların ipiyle kuyuya inilmez. Onların ipiyle uçkur bile bağlanmaz. Gördünüz, Çağlar rolünü heba ettiler. Adam şarkı söyleyip kaçtı ya. Çok doğru söylüyorsun Hakkı'cığım, evet. Onların önerdiklerini kabul etmeyelim de bizim de onların önerdiklerine karşı birini bulmamız gerekiyor. Yanlış mıyım? Tamam, tamam. Hemen bulalım birini. Berat, sıradaki. Tabii efendim. Esra, doktor musun sen? Uzmanlık alanında var mı bakayım senin? Eğer varsa şu anda bana söylemen lazım. Aslında benim dikmişliğim vardır. İstiyorsan getir, ben dikeyim. Ha, kolaydı, olaydı. Makine. Ne olaydı? Ha, ne olaydı lan? Kimin söküğünü dikiyorsunuz lan siz? Over, 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 over. Overlock olsaydı geçerdim. Farkındaysan biraz müzikle bunu destekledim. Senden tam bir performans beklemiyorum ama birazcık denek güç. Ya Allah aşkına, halamın evladı, bu artistik hareketler ne ya? Bir palyaço gibi böyle, sanki sirkmiş burası. Böyle büyük büyük oynamalar falan. Sen şimdi Ahmet'e söylediği her şeyi unut, bana odaklan. Önce bir kere duygu dediğin şeyi her tarafında hissedeceksin. Zerrelerine kadar böyle mesela ta göbeklerinden hissedeceksin duyguyu. Anam, doktor musun sen kız? Uzmanlığında var mı? Yok mu? Allah'a şükür elimizle. Bizim ilişkiye gelir, hepsini yaparız. O belli onda Allah'ına kadar bir bakın. Ahmet. Bravo ya Murat abi. Bravo yani. Kızın 2 gram aklı vardı, onu da karıştırdın. Bu ne ya? Sen onun dediği her şeyi unut, tamam mı? Zaten artikülasyonu bozuk, ne dediği anlaşılmıyor. Şimdi beni dinle, bak. Doktor musun sen? Aa, uzmanlığın ne? Aa, o kadar olur mu ki? Şimdi ki ya. Aa, o zaman bir saniye bir de overlock'ta görsen. Şimdi overlockçular düşünsün diyerek sonunda bir crescendo ile bitiriyoruz. O ana kadar sade, doğal, mimiksiz, sade. Sade. Ben bitti sandım da ondan kalktım ya. Yok, ben bir şey göstermeyeceğim. Ben zaten doğaçlamayı seviyorum ya. Böyle cümbüşlü şeyleri falan seviyorum. Enstrümana vur lan. Abiler, abiler. Seçmeler bitiyor, siz gelecek misiniz? Ana. Gidelim o zaman, hadi, hadi. Standart sözleşme ya. Yemin ederim Ahmet Kural bile gözü kapalı imzaladı. Bas gitsin. Çabuk. Şenol Bey. Hakkı Bey. Oo, Cemşir'im hoş geldin. Biz de Kezban karakterini bulduk. Tam ona imzalatmak üzereydik sözleşmeyi. Bulduk demeyelim de biz ona. Diyelim, diyelim. Demeyelim. Diyelim ya. Ben gönderdim zaten artık bekleyenleri. Anladın mı canım? Ayşe kadın. Sus. Ama demeyelim biz Şenol Bey yine de ya. Zira biz size Hint kumaşı getirdik efendim. Bulunur Hint kumaşı. İpekle dokunduğun zaman elin kayıyor. Yürü kız. Kayıyor. Efendim bir de şöyle yan yana görün. Kayıyor derken? Teşbih. Abartıyor biraz. Saygı duyuyoruz sizin seçimlerinize de ama biz istedik ki bir de bizimkini gör. Tabii. En azından bir deneme çekimi yapalım. Hani jestler, mimikler falan, ha? Sonuçta karar yine sizin yani. Karar verildi zaten çocuklar.
Şenol Bey'i de daha fazla yormayalım. Ama arkadaşın kaşesi sıfıra yakın. Tam sizin istediğiniz gibi Hakkı Bey. İstiyorsanız onu ben çalıştırabilirim. Yani koştuğunu yaparım. Onun için de ekstra para istemiyorum benden. Biz denedik aramızda. Yani aldık üçümüzü aramıza. Öyle hareketleri var ki, öyle mimikleri var ki sormayın gitsin. Bir enerji fışkırdı dışarı, değil mi? Adı da Zahide'ymiş garibanın. Türkü ismi gibi. Tabii tabii. Dil bunda, ağız bunda. Ya öyle uzaktan durmayın. Yaklaşın biraz. Esnek bir de. Aksiyona birebir. Ya bunda ne numaralar var ya. Göstersene kız. Şimdi o zaman evet mi dersek biz? Ama biz yaptık seçimimizi. Anlaştık hanımefendiyle. Evet, şimdi o da doğru, evet. Ama sinerji çok önemli bir şey Şenol Bey. Yani sette en önemli şey huzurdur. Biz arkadaşın yüzüne baktığımız zaman gönlümüze huzur doluyor, değil mi Sadi? Ben yüzüne pek bakmadım abi. Uzatma Sadi. Hakkıcığım, şimdi evet mi desek acaba? Yani karar sizin tabii de. Rüstem Efendi de kaldı rolünde. O da sizin kararınız. Evet, Rüstem de rolünde kaldı. Ama ben de şimdi arada kaldım ki arada kalmak en sevdiğim şeydir. Ne yapsak ki? Ağa mısınız lan? Paşa mısınız? Bugün seçmelere gelmek için ben neler yaptım, haberiniz var mı sizin? Anneme yalan söyledim. İşi yerini işi bilmeyen birine teslim ettim. Bugün işe gitmedim diye bir günlük haftalık tatilimi yedim. O gün annemle alışverişe çıkacaktık. Ne diyeceğim şimdi ben anneme? Ya tamam, deneme çekimi. İlla beni seçin demiyorum ama denemeyi iptal etmek de ne demek? Amerika'da olsak iş gücü kaybımdan dava açardım size. Bu ne terbiyesizlik ya? Figüranız diye istediğiniz zaman çağırıp istediğiniz zaman kovabileceğinizi sanıyorsanız doğrudur ama... Ama öyle habersiz iptal etmeler falan ayıp. Ha ne oldu? İşiniz mi aksadı? Hayır. Ama beni kaybettiniz. Yarın falan da gelemem ben seçmelere. Nasıl geleyim? İş yerinde müdür sıkıştırır. Evde otelde annem. Nasıl geleyim lan ben yarın? Ben nasıl geleyim yarın? Ama alacağınız olsun. Şuraya tırmanayım derken güzelim bluzumu yırttım. Ama korkmayın efendiler. Sizden parasını istemiyorum. Eve gider. Bir yandan şu söküğümü diker. Bir yandan da ağlar. Ama şunu iyi belleyin. Ecevit'i kaybettiniz efendiler. Ecevit'i kaybettiniz. Allah belanı. Çok rahatladım ya. İçimde kalacaktı vallahi. Ben öyleyim demeden edemiyorum. Ben çok özür diliyorum az önceki an için. Normalde ben aslında böyle biri değilimdir. Sizin de gününüze renk katayım diye öyle yaptım ben. Çok özür diliyorum gerçekten. Özellikle sizden çok özür diliyorum. Çok seviyorum sizi. O zaman Behlül kaçar. Siz hiç rahatsız olmayın ya. Ben buradan atlar giderim. Ecevit! Dur! Sen dikişte mi biliyorsun kız? Elimden gelir öyle. İşte bu. Bah, 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 bah.